Güzel oldu biraz daha. Kendime geldim biraz sanki. Ya ben şey yani soracağım. Hakikaten bu eğitim ben atölyede de şefim Yusuf'la bu arada gitmiş hatta. Sizin bu aranızı anlattı. Eğitim ayağını çok konuştuk. Senin anını da çok vurguladı. Yani bugün milli eğitimde müfredatımız nasıl olsun diye toplandığında sayfalardan azaltıldı diye tartışma yapan bu toplumumuzda biz bu nesli nasıl yetiştireceğiz? Bilimi sorgulayan ve bu Endüstri 4.0 akımına ayak uydurabilecek bir nesil nasıl yetiştireceğiz? Siz içinizden geçenleri söylediniz ama gördükleriniz nedir? Bir de değişim yönetimi dediğiniz şey var. Çok şey anlattınız ama bu Endüstri 4.0'da değişim yönetimini nasıl uygulayacağız toplumun üzerinde? Peki. Önce eğitimde gördüklerimi veyahut da tartıştıklarımızı paylaşayım sizinle. Şimdi hepsini bir kül gibi görmeyelim. Gruplara ayıralım. O zaman daha sağlıklı oluyor. Ben yaş grubu, yani işte 50-60 yaşlarında gittikler zaten köyümüze çekiliyoruz biz. Bizi etkileme ihtimali sıfır yok. Çünkü Türkiye'nin 30 yıllık bir dönemi bahsediyor. Siz demek ki İzmir'de burada. Evet, bir dikici var. Aynen öyle. Sizleri bekliyor olacağım orada. 6 ay sonra ben ikinci bağrama başlıyorum. Büyük yüzeyde. Tarım 4.0'a geçiyorum. Bunu senin üstü diyorsun. Siz de oraya gidiyorsunuz. Ama gelirseniz buraya gelirseniz o çok beraber karşılıklı çağrımızı içeceğiz. Benim jenerasyonum riski sıfır. Yeni başlayan jenerasyon, yani Makers dedik veya da senenin verdiği öğrencilerdeki jenerasyon çok dijital geliyorlar zaten. Riskleri sıfır, gerçekten sıfır. Bir de ikiye ayırmak lazım dostlarım. Beyaz yakaya, mavi yakaya ayırmak lazım. Beyaz yakanın riski zaten sıfır. Burada sadece mavi yakayı konuşuyoruz. Yani kası kullananı konuşuyoruz. Hangi grup riskli? Şu anda bana kalırsa, şu anda 20 yaşlarında olup da mavi yakalı çalışanlarımız en riskli gruplar. Niye? Çünkü eğer bu süreç 30 yıl sürecekse, 20'den 50 yaşına kadar geçen süreci yaşıyor olacaklar. Ama sadece o grup, bakın yeni başlamış olanlar değil, eskiden başlamış olanlar değil, şu anda 20 yaşlarında olanlar. Eğer biz bu katmanı doğru eğitimle, ama meslek eğitimiyle, yani illa ortaokul, lise falan şu anda karıştırmıyorum. Meslek eğitimiyle eğer biz kastan bir beyin gücüne geçişimi sağlayabilirsek, örnek, Ankara Sanayi Odası'ndan bir öğrenim dedi ki, ben kimseyi beklemem kardeşim, kendi meslek okulunda hepsi 4.0 derslerini koyuyorum dedi. 4 tane üniversitemizin bu eğitiminde koyduğunu söylemiştim zaten. Pardon 6 olmuş, ikisini yeni öğrendim. Haberim olmamış. 40'a çıkacağını biliyorum, bir dahaki öğrenmeyi burada. 3 tane TİNK, T-İ-N-K adı altında özel meslek okulu geliyor 3 tane bu sene yetişecek olan. Endüstri 4 sonra Endüstri Meslek Lisesi olarak geliyorlar bunlar. Yoğun görüşüyoruz, oradan biliyorum. Bu şirket bunu önümüzdeki yıl 19'a çıkarmayı planlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir çıkıyoruz bu süreçte 19 özel meslek okulunun ana başlığı Endüstri 4.0 olacak. Yetmedi. Bursa'da Coşkun Öz'ün meslek okulları varmış. Ben görmedim. Geldiler geçenlerde konuştuk. Ne yaparız da bu meslek okulları Endüstri 4.0 meslek lisesi haline getirebiliriz dediler. Bakın bütün bu gelişmeler, ne bileyim Burdur Sanayi Odası Endüstri 4.0 kursları koydu. Sinop sabahı, nereden nereye ya bunlar düşünemezdik. İzmit Belediyesi ne alaka, ken alaka Türkiye'deki Endüstri 4.0 laboratuvarı kurdu öğrencileri için. Bakın bütün bu gelişmeler, son bir yıldaki gelişmelerden bahsediyoruz. Yani iflahımız umut dolu litik olarak belki abartıyorum ama söylediğim her şey doğru. Ben bunları uyduruyorum ki. Aslında işte soru da o yani. Hayır değil. Geneve yaymamız lazım. Ama daha bir yıl, 30 yılın daha birinci yılındayız. Ve çok hızlı yayılıyor. Yani Almanya bile önümüzdeki 10 yıl için hedef koymuş. 20 yıl. Başlayalım. 20 yıl. 20 yıl. Yani 20-30. Finlandiya'ya örnek gösterdiniz. Finlandiya az çoktur eğitim sistemini uyguluyor. Ama biz dünyanın üretim merkezi olacağız demiyoruz ki. Avrasya'nın üretim merkezi olacağız demiyoruz. Evet. Ama bu mümkün. Tabii bazıları bizden daha iyi olacak. Bunu çok daha açıdan önce başlamışlar. Ama kendi bölgemizde olabilmek için çok ciddi bir şansımız var. Sadece o ümidi, o heyecanı paylaşmaya çalışıyorum ki yarın sabah da itibar çalışmaya başlayalım. Yani o enerjiyi nakletmeye çalışıyorum. Ya
nasıl yapalım bilmiyorum ama siz de siz de kısmı doğru. Merhabalar, Esra Bey. Benim soracağım aslında biraz yatırım maliyetleri. Bunun hızlı bir şekilde verdiğine alınması hem küçük ölçekte hem büyük ölçekte sanayicinin evlisiniz. Sadece yatırım maliyetleri. Bu konuyla ilgili devletin yeni teşvikleri ya da destekleri oluyor mu, olacak mı? Bununla ilgili bir bilginiz var mı? Var tabii ki. İzin verirsen ben biliyorum Ankara'da neler olduğunu çünkü. Halkla çalışma grubu kuruldu. Bazıları üçünün toplantısını yaptı. Demek ki kurulmasıyla beraber bir 6 aydır yoğun çalışıyoruz aslında. Her bir çalışma grubunda 40'a yakın üyesi var. Ben kendi çalışma takımımızdan örnek vereyim. Yani Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu, birinci grup. 40'a yakın üyesi var. Teknokentler, bazı üniversiteler, TÜBİTAK, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı, Kalkınma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, diyeceksiniz ne alaka? Tabii ki yok. Çünkü onlar da müfredatın 20 milyar lira düzenlemek zorundalar ve çok hevesliler. TÜBİTAK zaman 6 ayda yaptığı rapor şahane, yani çok iyi derslerini yapmışlar. Bunların 6. çalışma grubunun da adı mevzuat, standartasyon ve patent şeklinde. O çalışma grubu da sonbahar ayında yetiştirebilirsin ama tut ki olmadı. Kış aylarında çok cömert teşvikleri ve hibe programları üzerine çalışıyorlar. Dediğimiz gibi son 3 ayda çalışmalara başlandı. Bir de hazırlık devresi vardı. 3 ay. Toplamda 6 ay kastediyoruz. Demek ki elimizde bir 4-5 ayımız daha var demektir. Bu 4-5 ayda eğer becerilebilirse, ki niye becerilmesin, kış aylarında çok cömert teşvikleri ve hibelerin geleceğini düşünebiliriz. 2. Aşık altında olacak büyük ihtimalle, yani hayaller gerçekleşirse eğer. Bunlardan bir tanesi, salondaki sanayiciler gibi kendi yolculuğuna 2-0'dan 3-0'a, 3-0'dan 4-0'a giden yolculuğundaki yatırımlarını devlet tarafından teşvikler, ödüllendirmesi. İkincisi, biraz önce saydığımız 8-9 tane teknolojinin millileştirilmesi, yani kendi ülkemizde üretiliyor olması. Bazı teknolojilerde geçtiğimiz 3-4 yılda ülkemizde çok ciddi çalışmalar var. MES gibi, ERP sistemleri gibi yazılım dünyasında çok ciddi gelişmeler var. Sinan söyledi, kardeşiyle beraber Big Data, yani büyük veri üzerine çok başarılı bir şirketler var. Ve bu konuda Türkiye'nin bir numara ihracatçısı olmuşlar geçen sene. Bakın, yani bunları bilmiyoruz. Bunları doğal olarak izleyemiyoruz. Üniversiteler biraz uzak kalıyor belki, neyse ama biz göbeğinde olduğumuz için bu konuları izleyebiliyoruz. Ne alaka, yani Türkiye'de bir şirket kurulacak, büyük veri üzerine İki genç insan kuracaklar ve Türkiye'nin o konudaki birinci şirketi haline getirecekler. Bunlar inanılmaz gelişmeler. Yani ben bundan bir yıl önce Amerika'da iki tane genç geldi görüşme talebiyle. Dedim iş arıyor bunlar, büyük ihtimalle ön yargı davranmam biraz kahretsin. Oturdular karşıma, kaç yaşındasınız dedi, 26, ikisi de 26 yaşındaydı. Ben ne yaptınız siz dedi, ikisi de doktor yapmışlar. Amerika'nın en saygın üniversitesi, bizim Northwestern'da birisi. Unuttum şu anda ama Princeton'da falan galiba. Doktora yapmışlar, 26 yaşında ikisi de Türk genci. Ne yapıyorsunuz dedim. Bunu sana söylemeyi unuttum, yolda anlatırım. Big Data üzerine şirket kurduk dediler. Nerede? New York'ta. Peki ikinci nerede kurdunuz? Almanya'da. Türkiye'de ne yapmaya geldiniz? Ford Otosan teklifimiz vardı. O teklifin sonuçlanmasını bekliyoruz dediler. Benim oğlan bu şirkete, Pennsylvania State'de Big Data şirketinde ücret olarak çalışıyor. Bunları uzaktan görmekte zorlanıyoruz ama bunlar gerçekleşiyor. Sorunun son kısmı. İşte bu teknolojileri Türkiye'de üretebilmek için çok cömert teşvikler gelecek. Yine yaklaşık bir yıl önce Ankara'da bir gençle beni tanıştırdılar. 35-38 yaşlarında ya var ya yok. Ne yapıyorsun sen dedim. Abi yazılım şirketi kurdum dedim. Kaç kişi çalışıyor dedim. 150 kişi. Ne kadar zaman dedim. 4-5 yılda. Sen ne yapıyorsun? 4-5 yılda nasıl işte bir şey yazılım şirketi kurdum. Peki ne üzerine çalışıyorsun? Almanya'da triyatı üzerine, yani artırmış gerçekçilik üzerine çalışıyorum. Hangi sektörde çalışıyorsa savunma sanayi. Resimlerde görürsünüz, askerlerin kaskları vardır. Bazen de siyah bir kutucuk vardır burada önünde. Aslında onun içinde bir şey vardır, bir ekran vardır. Askeri talimatlar dijital olarak gelir. Yani sağa kaç, sola kaç, kurşunu at, bombayı at, geri kaç filan birbirlerinden, tamam mı? Peki dedim, sen ben yol almış aldığın kadar niye sen bunu sanayi için versiyonlarını çıkarmıyoruz, yani savunma sanayinden ziyade imalat sanayi için bunu niye yapmıyoruz? Zaten teşneyi tamam abi yapmaya başlarız dedim. Bu ve buna benzer. Şu anda 10 tane uluslararası danışmanlık şirketiyle görüştük. Boston Consulting, McKinsey, PwC, Accenture, KPMG gibi. Bunların bir tanesiyle TÜSİAD olarak anlaşmak üzereyiz.
Anlaştığımız bu şirketle beraber Türkiye Endüstri 4.0 teknoloji haritasını çıkartacağız. Yani startup dediğiniz yeni girişimciler, onun üzerine KOBİ'ler ve onun üzerine Siemens gibi büyük şirketlerden hepsi dahil olmak üzere bu saydığımız 8-9 teknoloji üzerinde nerede teknoloji üretiyoruz ona bakacağız. Ve bunları aldıktan sonra bu teşviklerle ilgilen çalışma grubuna girdi yapacağız bu bilgileri. Çok hızlı 2 ay içinde falan yapmayı planlıyoruz. Zaten yapılmış çalışmalar var. Bunu oraya girdi olarak verdiğimizde dediğim gibi sonbahar kışa kadar hibelere de çıkarabilir isek eğer 3-5 bilemediniz en geç 8 yıl içinde bize burada rocket science gibi gelen teknolojileri Türkiye'de üretiyor olacağız. Bu bizim milli meselemiz. Bunlar geliyor. İnanın geliyor. Bir soru sorayım. Lütfen. Şimdi biz ne seçeceğiz? Ben çıkarak Endüstri 4.0 asıl bir tane büyük şirketler midir? Ülke ekonomidir. Ülkeler midir? Şimdi, çok güzel soru. Türkiye'den örnek verdiğimizde Siemens, Ford, Otosan bunlar sonuçta Türk şirketleri bir dünya şirketleri. Ve Google, Apple yani dolayısıyla aslında gelecekte ülke üretiminin bir yerde anlamsızlaşması büyük şirketlerin kontrolüne giren bir dünyaya doğru mu gidiyoruz? Peki ben kendi örneklerimi sana sen kendi örnekleri ver. Sen de bir örnek var biliyorum. Kasım ayında, ilk defa geçen Kasım ayında, yani kaç aydır, 5-6 ay öncesinden bahsediyoruz. İlk telefon çaldı ve dedi ki, bizi 4.0'a geçirir misiniz? Bu şirket İstanbul'da da 150 kişilik bir KOBİ'ydi. O gün bizim için müthiş bir gündü. Çünkü ilk defa Türkiye'de bir şirket, beni 4.0'a geçirir misiniz talebiyle geldi. Böyle bir talebe gelme konunun anlaşılmadığını çok net gösteriyor ama hiç önemli değil. Önemli olan niyet. Önemli olan başlamış olması. Bu dalga dalga büyük yeri yayılacak. Yeri olması mümkün. Ben bugüne kadar 25 binden fazla sanayiciyle aynı borda olduğum gibi gözümüze karşı karşıya geldim. Yani önümüzdeki ayda sayarsak 150'ye yakın etkinlikte geçtiğimiz 14 ayda 15 ayda katılma şansım oldu. 3-4 bin tane üniversite öğrencisini saymıyorum diye, tamam mı? Şu anki listemizde 25 kadar şirket var, ne olur beni geçir diyen, fakat daha hazır değiliz, bekle herkesin ev ödevleri var, ev ödevlerimizi yapalım sonra başlayalım dediğimiz şirketlerden sadece 3 tanesi büyük şirket, geri kalanın tamamı KOBİ. Ve bunlar büyük oranda Anadolu'da. Bakın bir düşüncenizin tam tersi. Ama geçirenler var. Zorsuzlukla geçirin demeyi kastetmiyorum. Ama nasıl niyet? Yazılımı, teknoloji üretenlerden bahsediyorum. Üretenler. Yani, tamam özür dilerim. Özür dilerim. Yanlış anlaşım. Üretenler çok büyük ağırlıklı İstanbul ve Ankara. Üretenler bugün için çok ağırlıklı İstanbul ve Ankara. Ben geçmek isteyenler diye anladım yani. Sonra geçmek isteyenlere baktığımızda gördüğünüz gibi ölçek fark etmiyor. Küçüğü de yapabiliyor, büyüğü de yapabiliyor. Yatırım maliyetleri sormuştunuz. Slide'ı hatırlayın, Almanya bunu %3 olarak hesaplıyor. 5 yıl boyunca cirosunun %3'ünü. Hadi onlar bizden daha önde. Tamam, kalk kabul. Ne buçuk dedik Türkiye için? Belki biraz daha fazla olabilir. Minimum 1,5 ayı. Ülke ekonomisi kurtarıyor. Sende geçmek isteyen örnekler var mı? Yani sana başka KOBİ ben ekleyelim hepsini hiçbir şekilde. Sen de bir de KOBİ hepsi. Evet, yani KOBİ KOBİ diyoruz ya biz sanayileşmeyi yüz tutmuş o. Çünkü kurumsallaşma ihtiyacı var. Yatırım için yeterince borçlanmış. Sağa sola herkese bir şekilde borçlu, devlete borçlu. İtibarını almış bir şekilde her şeyini sırtlamış. Ayakta kalması lazım. Dolayısıyla kaybedecek çok şey var. Verimlilik adına yapabilecek şeye ihtiyaç var. Yani sıçramaya ki bir üst bilgiye çıkabilsin. Büyük sanayicinin dönüşümüne kadar sanayiye yeni yeni adım atacaklardan daha çok geçeceği bir dönemdir bence. Yani ben de özellikle katılıyorum. Böyle mesela iki şirket var. Tombul KOBİ'ler ve küçük sanayi ölçekli şirketler için bu Endüstri 4.0 geçişi daha zorunlu, zaruri. Onlarda daha çok talep var zaten. Başka çıkar yolu yok çünkü. Bakın, böyle mesela iki şirket var. Berdan Civat'ı biliyorsunuz mutlaka değil mi? Evet. Görüşüyoruz. Ondan sonra bugün öğleyin de Mersin'den bir müşterimizle beraberdik, ödeyle beraber dedik ki Örsül'ün dönüşümü konuştuk. Özel makine. Ne yapıyorsunuz onlarla? Yani nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Çünkü burada da firmalar var. Hani ne gibi mesela danışmanlığının neresindesiniz? Yoksa makine ekip analizlerini yapıp otomasyona yönelik bir yönerge mi hazırlıyorsunuz?
Tamam. Orada neler yapıyorsunuz? Yani şu ben kendi düşünceler fikirlerinden ziyade dünyada neler yapıldığından yola çıkarak ben şey yapalım, anlatalım. Çünkü şirkette birkaç arkadaşımız yoğun bir şekilde bu konular üzerine çalışıyor ve sürekli kaynak taraması yapılıyor. Dünyada tavsiye edilen, farklı görüşler olsa bile ama genelde tavsiye edilen ilk önce bir öz değerlendirme yapmak. Yani ben dijitalleşmenin neresi? Kaç sıfır? Kaç sıfır? 3.2-2.8 mi? Yani böyle kalkıp da yani kilogramla ölçemiyorsunuz ama bu işi yapan profesyonel şirketler var. Maalesef şu anda yabancı hepsi. Fraunhofer, Chair, Atos gibi Türkiye'deki şirketler bunu profesyonelce yapıyorlar. Çok kısa zamanda Accenture, Deloitte gibi şirketler de gelecek. Hala yabancı. Bunlar dezavantaj ama onlar dünyadaki know-how daha erken başladığı için yol almışlar. Çok yakın zamanda eminim çok kıymetli danışmanlık şirketleri gelecek. Onlar bu işi yapmaya başlayacaklar. Çok yakın zamanda, 3-5 ayda falan konuşuyoruz. Çünkü artık hiçbir şey robotik science değil. Aynen. Gelecekler ve sizin fotoğrafınızı çekmeye çalışacaklar. Diyecekler ki şu konularda iyisiniz ama şu konularda yol alınabilir. Teknolojiler zaten böyle. Yani bir tane iki tane değişiyor. Orada Vestel'in yaptığı yapılabilir mesela. Çok güzel bir örnek. Bundan bir yıl önce Vestel 3 yıllık Endüstri 4.0 yol haritasını çıkarmış. Yönetim kurulunuzda veya patron sizseniz siz mutlaka mutlaka birisini dijitalleşme konusunda abi veya abla atamanız lazım. Yani tüm arada tap dediğiniz sesi yukarıdan gelmesi lazım aşağıdan. Sizin inanmanız ve sizin başlatmanız lazım. Ve ilk ön değerlendirmenizi yaptıktan sonra da zaman içinde Türkiye'de bu işin danışman şirketleri de oluşacak. Şu anda oluşuyor, biliyorum. Dolayısıyla bu danışman şirketlerinden destek isteyerek teker teker 3 yıllık bir plan yapabilirsiniz mesela. Yani diyebilirsiniz ki benim içinde bulunduğum sektöre, fabrikanın cinsine göre bu saydığım 8-9 teknolojiden şu, şu ve şu önemli ve kolay. Yani az bir eforla ve az bir parayla başlayabilirim. Birincisi bir onları koyarsınız. Sen başarının da zevkini, kısa zamanda elde edip başarının da zevkini tatmak için. İkinci seneye biraz daha komplike olanları ve daha az önemli olanları. Üçüncü seneye de en pahalı olanları da en önemli olanları koyabilirsiniz. Böyle bir plan yapıp, kendi içinizde bir departman kurabilirsiniz, bir kişilik, bir kişilik bile olsa. Manisa örneğini verdim, Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 mühendisi yazan şirket, 170 kişi çalışıyor, kablo yapıyorlar, beyaz eşyalar için kablo yapıyorlar, sahibi bir kadın. Harikalar yaratıyorlar, nasıl 4.0'a geçelim diye yırtmıyorlar. Tamam, biraz erken belki, önce 100'a geçmemiz lazım, sonra 4'e vurmamız lazım ama burada, burada bugün yaratılmaya çalışılan hava, ey millet, dünya bu yöne gidiyor. Biz de gelecekle ilgili planlarımızı yaparken Amerika'yı yeniden keşfetmeyelim. Boşuna enerji ve para harcamayalım. Milletin gittiği yoldan biz de gidelim. Çünkü çok makul görünüyor. Anlatılan her şey çok makul görünüyor. Yani bugünden başlayacak, yapacak çok şeyimiz var aslında. Evet, bir örnek vermek açısından şey yapacağım. Biz biliyoruz. Arkadaşımızda belki bir kopya olabilir. Arkadaşımıza belki bir kopya olabilir. Bazı haberleşme firmaları, hani Türkcell gibi, Vodafone gibi firmalar, dijitalleşme endeksi diye bir anket gönderiyor işletmelere. Evet. Belki onu cevaplanarak belli bir noktadan başlanılabilir. Vodafone var galiba. Vodafone var böyle bir şeysi. Eğer üye olsanız da olmasanız da oranın anketlerini cevaplandırarak en azından haberleşme, iletişim konusunda dijitalleşmenin neresinde olduğunu şirketinizin de şey yapabilir. Mesela benim başımdan geçen bir sıkıntı, birkaç şubeyle beraber çalışıyoruz, üç şubemiz. Üç şubenin arasındaki iletişimde sıkıntı yaşıyorum. Nedir? Örneğin A şubesinden organizeye bir araç gidecek ama B'nin de gönderecek malzemesi var. C'nin de gönderecek malzemesi var. Hepsinin ya bir haberleşme ağı üzerinden biz bugün gidiyoruz, var mı ürününüz gibi soru sorması gerekir ve haberleşme iletişim olması gerekir. En azından iletişimde bu şeyi yakalamak lazım. Vertikal ve horizontal entegrasyondan kastımız oluyor. Evet, evet. Yani insan etkileşimsiz dünyalar birbirleriyle konuşabiliyor olmaları. Yani bu iletişim firmasının anketinden başlayarak Vodafone sorabilirsiniz. Evet. Accenture'da bildiğim kadarıyla dijitalleşme endeksi yayınlıyor. Onlardan da destek alabilirsiniz belki.
Şu anda maalesef yabancı ama en yakın tedirginde bir Türk firması bu işe yapıyor. Buyurun. Sezer Özgür. İkinin sesi düşünüyorum, aklıma bir şey geldi. 2008 yılında Amerika'dan gelen bir kolon vardı mesela Türkiye'ye hızlı gelip çok hızlı bir şekilde tüketilen web'de provide shopping dediğimiz işte alışveriş kulüpleri vesaire. Türkiye'de bu segmentte yaklaşık 5 milyon işte ticaret gibi bazı STK'lar 5 milyon civarında burada bir datanın bulunduğu alışveriş yapan kişilerden söz gibi bahsederler. Ve asıl bizim bu teknolojileri Endüstri 4.0'ı sanayiye entegre ederken bunun gibi bu teknolojileri satın almak yerine kolonlayıp ya da tabiri caizse burada bunu el örnek edip öğrenilebilir ve hızlı bir şekilde kendimiz üretecek şekilde nasıl getirebiliriz? Aslında bunu konuşmamız gerekiyor diye düşünüyorum çünkü... Eğitimliğinde hemen sebebi ben. Sebebim yıkılmaz var. Şuna istinaden söylüyorum hani... Neler yapıp planını anlatsak, İzmir'deki küçük bir şirketimiz neler düşündüğünü bir dinleyin bakalım şimdi. Yaklaşık 4000 formelle çalıştım 1,5 senede. Formel dediğimiz kişiler gri yaka. Yani uzun yıllar işçi yönetmiş mavi yaka. Mavi yakanın içinden gelmiş grup ustabaşı. Bizler yani sanayiciler varsa aranızda işveren bu kişilere işçileri emanet ediyorsunuz, makineyi emanet ediyorsunuz. Mardiye amiri yani aslında. Benim şirketim, ben bizzat kol arası aldım. Dedim ki arkadaş, bu endüstri 4.0'a geçeceksek bu adamı eklememiz lazım bizim. Kimdir bunlar? Vallahi yazılı mazını bıraktım 1,5 senedir. Sağla eğitim veriyorum. Sosyal medyada paylaşıyorum, biliyorsunuz bu başkanım. Bu 4000 kişiyle elinle. Şunu fark ettim ki şey yağıyor şu anda bizim şirketimiz. Talep yağıyor. Denirken de Rezal Bey'le konuştum. Yetişemiyorum çünkü bu formeller aç. Eğitimi aç. Çünkü bu insanlar yerine biz hep mühendislere yatırım yapmışız şirketlerimizde. Müdürlere yatırım yapmışız, genel müdürlere yatırım yapmışız ama asıl iş yöneten el işçisini unutmuşuz. Ama önümüzdeki dönemde en çok istihdam bunlar üzerinden kıyım sağlayacak. Gelecek için ne kadar bir planlaman var, ne yapacaksın filan diye sordu Reza Bey yolda sohbet ederken dedim ki bir e-learning akademi kuracağım maliyet içinde. Yani ben de anlaşmasını yaptım. İzmir'de bir ofis kiraladım. Basın danışmanında bir stüdyo ayarladı. Belli bir bütçe dağıttık. Ben ne anlatıyorsam bunları video olarak çekeceğim. Bunları dijital ortama dönüştüreceğim. Bunun 5-10 dakikası demo ücretsiz olacak. Şirketler bunu uzaktan binlerce işçisine aynı anda teknolojik dönüşüm ve dönüşüm liderliği, değişim liderliği ile ilgili davranışsal zekayı arttıracak eğitimler düzenleme planlıyorum. Ben bunun bu kısmındayım. 4000 formeli ne kadar zamanda? 18 aydır. Bakın 18 aydır 4000 formel eğitim verdim. 4000 formel eğitim ne demek biliyor musunuz? Endüstri 4.0'a geçiş demek. Niye? Çünkü daha önce kas gücüyle çalışan bu insanların artık beyin gücüyle çalışacak formasyon kazandırmaya çalışıyor. Onun için dönüş. Kaç ayda? Dönüş. 18 aydır uğraşıyorum. Her gün cumartesi dahi çalışıyorum. Cep bunu e-learning'e çeviriyor şimdi. Binlerce kişiye ulaşıyor. Çok daha kısa zamanda binlerce kişiye ulaşıyor. Afiyet yapmayı planlıyorum. Afiyet aslında. İzmir'de bir şirketimiz yapıyor. Gaz yok. Ben de zaten oraya gittim. Burada. 16 ayda 4 formel. Lütfen fazla mı olur? Start mı? Ben biraz dağıtacağım konuyu. Bir şey soru soracağım. En çok korktuğum yer demiştiniz ya, yapay zekanın programlanması konusunda. Aslında Elon Musk bile korkuyor bundan da. Yapay zekada etik olarak nasıl kodlama yapacağız konusu belki de bu 4.0'dan sonra gelecek 5.0, 6.0 bence bunun ayağını oluşturuyor. Kişisel görüşlerinizi almak isterim. O sıkıntı yani, var. Bu konuyla ilgili çok yakın zamanda yayınlanmış bir makale okuduğum için noktası cevap vereceğim. Yani acaba biz insanlık olarak çok güzel Endüstri 4.0 heyecanlandırıyor. Belki 5.0 olduğunda yapay zekayı etik olarak da kodladığınızda daha da iyi olacak mı olacak mı bilmiyorum ama insanlığın etiği ne kadar doğru ki acaba o konuma geçtiğimizde acaba insanın kendi sonunu mu hazırlıyor? Yani biraz popülist bir soru oldu ama etik konusunda da bence anlatabilirim ama işin içine konusunda çünkü etiği kodlamak yani etiği kodlamak robot için insana göre daha kolay mı? Yani insanın etiği ne kadar doğru ki? Yani birisine göre tedirginiz olan birisine göre... İnsanın dolayı oluştuğu için etik olan bugün için ertesi gün o etik olmayabilir sizin için ama robot için tanım çok net.
İnsanın hayat konumu içerisinde kalp atışı arttırması ona müdahale et diyor. Isısı yükseldiyse sağlık problemi olabilir diyor. Hareket alanı içerisinde kırmızı ışıkta ise sen durmalısın burada deyip sistemi durdurma hakkı var. Yani etik robot için de hak kolay tanımlanıyor aslında. Benim kastettiğim bir etik biraz yorum yapabilme anlamında söylüyorum. Yani sonuçta bu sanayi ortamında kullanılacak bir asker robotu düşünün. Birine göre terörist olan, birine göre çok iyi insan. Ya da kendi kendine karar verebilme yeteneğine sahip olan robotlardan bahsediyoruz. Ağır gelebilir. Augmented evet. Intelligence araştırmanızı tavsiye ederim. Arttırılmış yapay zeka. Araştırma olur. Bu çok yeni bir kavram. Evet. Yaklaşık bir aylık falan bilginiz var buna. Evet. Artificial Intelligence versus Augmented Intelligence. A, I, I, A'ya karşı hangisi baskın gelecek diyor. Bu Augmented Intelligence bu sizin konunuzla ilgili. Araştırmanızı tavsiye ederim. Biz araştırıp buraya geliyoruz sonuçta. Sağ olun. Bildiğiniz şeylerden ziyade araştırdığınız konular bunlar. Ben de hasbelkader Etik Derneği kurucu başkanı olarak. Etik gelecekte biraz zorlanma ihtimali var. Otonom araçlar yani sürücüsüz araçların şu anda teknolojik olarak hazır olduğunu biliyoruz. Ancak yollarda henüz göremiyoruz çünkü hukuk hızına yetişemedi. Çok zor, gerçekten çok zor. Yani aynı anda sürücüsüz arabanın karşısına 80 yaşındaki bir kişiyle 8 yaşındaki bir kişi aynı anda atlarsa ve ikisinden birisini öldürmek zorundaysa teknik sebeplerden dolayı tercihini hangisine göre yapacak konusu etiğin şu anda en zorlandığı konulardan bir tanesi. Onun için gelecek biraz daha karmaşık olacağı için etik de muhtemelen daha karmaşık olacak. Daha önce karşılaşmadığım sorular bunlar çünkü. Peki dostlar, bitti galiba. O zaman zamanınızı tekrar görüşürüz. Sayın Ersoy'a teşekkür ederiz. Günün arasına küçük bir müfrekeş takdirimiz olacak. Müfrekeş takdiri için Mersin Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Şehir'in Aşık'ta köşeye davet ediyor. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Bizim bir mozaiğimizin yapılmış hali. Kabul bulunuyorsan. Muhteşem, estağfurullah. Evet, çok teşekkür ederim. Bu bugüne kadarki en yaratıcı, en inovatif, en disruptif inovatif hediye oldu. Bunu anlayalım çok büyük ya. Üç güzeller. Üç güzeller, evet. Üç güzeller. Çok teşekkür ederim başkanım, sağ olun. Çok teşekkür ederim. Programımız burada sonlanmıştı. İşler gelişti. Bunlar şeyler kesildi.